3,6 kilometreyi bulan bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, insan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak ülkemizin her köşesinin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de o derece hızlandırırız. Hep söylediğimiz gibi gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkartarak en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye ...rahatlıkla ulaşılabilmesini sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen... ...ve mecburen çıkılan yolculuklar... ...artık keyifle yapılan seyahatler haline geldi. Başka ulaşım alternatiflerini kullanma imkanı olan... ...pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için... ...otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz. Eskiden sadece güneş, deniz kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir. Bir dönem sadece meraklarının binbir zahmetle ulaşabildiği tarihi ve tabi güzelliklerimiz bugün artık yüz binlerin milyonların akınına uğrayan destinasyonlar haline dönüşmüştür. Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Bu güçlü altyapı dolayısıyla ülkemiz küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belli bölgelerinde, belli şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün artık hem ölçeğin büyümesi, hem ulaşımın kolaylaşması, hem ham madde ve insan gücü avantajları sebebiyle Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği bir yere geldik. Son dönemde açtığımız köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmı Anadolu'nun her köşesinin işte bu büyük potansiyelden rahatça yararlanabilmesini sağlayacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık. Dünyanın yakın tarihin en büyük sağlık krizi ve onun tetiklediği sosyal, ekonomik, siyasi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde biz hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeyi sürdürebiliyorsak işte bu sayededir. İnşallah 2023 hedeflerimizin tamamına ulaşarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek ve milletimizin refahını hak ettiği seviyeye yükselteceğiz. Bunun için diğer alanlarla birlikte ulaşımda da yatırımlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Marmara'yı çepeçevre kuşatan otoyolumuzun son kısımları da bitmek üzeredir. Bu projenin en önemli ayaklarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüeti yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ankara Niğde Otoyolu'nun tamamını hizmete vererek Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ulaşımını sağladık. Ankara İzmir otoyolunun da Ankara İzmir hızlı tren hattının da inşaatları etap etap sürüyor. Aynı şekilde Ankara Sivas hızlı tren hattında deneme sürüşlerine başlandı. Karadeniz dağları ve Toroslar başta olmak üzere zorlu güzergahların tamamındaki tünel inşaatlarımız planlandığı şekilde devam ediyor. İnşallah bu eserlerin tamamını da bitirdikçe milletimizin hizmetine sunacağız. Değerli dostlar, ulaşımdan enerjiye kadar kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Ama asıl olan bu altyapının üretimi, istihdamı, büyümeye katkı verecek şekilde değerlendirilmesidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil. Aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlerimize ve makinalarımıza kadar götürdüğümüz elektriğin aynı zamanda geleceğimizi de aydınlattığını düşünüyoruz. Teknolojinin son imkanlarıyla inşa edilerek yükselen her konut, iş yeri, fabrika binasının aynı zamanda umutlarımızı da artırdığını hissediyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz. Genç dimaların eseri olarak ortaya çıkan hayatımızı ve işlerimizi kolaylaştıran, güvenliğimizi artıran teknolojik ürünlerin aynı zamanda kendimize olan güvenimizi de güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun için her alanda çalışmak, yeni fikirler ve ürünler ortaya çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için mücadele ediyoruz. Bunun için gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Bunun için özellikle Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi sağlayan herhangi bir eser nazarıyla bakıyorsa bilin ki büyük Türkiye fotoğrafını göremiyordur. Her kim yaptığımız okulları hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir. Kalbi mühürlü Gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun. Milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Kızılçamam Çerkeş Tüneli'nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Evet. Şu anda karşımda Sayın Bakanı görüyorum. Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu. Valimiz Vasip Şahin. Yine valimiz Abdullah Ayaz. Genel sekreterimiz Fatih Şahin. Muhammed Emin Akbaşoğlu. Grup Başkan Vekilimiz, Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Açam, Ankara Milletvekilimiz Emrullah İşler, Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekilimiz Nevzat Ceylan, Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoğan, Ankara Milletvekilimiz Arife Polat Düzgün, Ankara Milletvekilimiz Orhan Yeğin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara Çankırı Milletvekili AK Parti'nin Salim Çivitoğlu, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz milletvekili Hüseyin. Bakan, yardımcısı Dursun, Bakan Yardımcısı Selim Dursun İl Başkanı Hakan Han İl Başkanı. Özcan Hakan Han. İl, Başkanı Çelik, İl Başkanı Abdülkadir Çelik Genel Müdür Abdülkadir Uraloğlu Bölge Müdürü İlhan Aytekin müdürü. ve Bayburt İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yönetim Şentürk. Başkanı Abdurrahman Şentürk. Evet. evet, Sayın Bakan, mikrofon evet. sizde, evet. kordela sizde. sizde, şöyle bir zoomlayabilirsek çevreyi çok isabetli olur. Sayın Cumhurbaşkanım, Kızılcahamam ve Çerkeş'ten bütün Ankaralı ve Çankırlı bütün milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız adına saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Ee, i̇nşallah çok büyük bir görevi görecek olan tünelimizin bütün Ankaralılara, Çankırlılara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarım adına hepsine sizlere saygılarını iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Şimdi yalnız Sayın Bakan Biraz ekranda bilmiyorum sıcak asfaltı mı pek iyi yapılmamış o dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla bir görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt olayı pek iyi gözükmüyor. İki, bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Yani tünele girerken, tünelden çıkarken yani girerken, o şevlerde ağaçlandırma olsun bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım. Girerken, de görmemiz lazım. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Hayırlı olsun. Ya Allah. ya Allah. Bismillah. Evet makaslar bugünün anısına tüm arkadaşlarımız da kalıyor.